Hafta mücadelesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde seyirciler İstiklal Marşı'mızı okuyor şu anda. Büyükşehir Belediyesi zorlu maçlarla başladı gerçekten de lige. Eczacıbaşı, Vitra ve Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İki rakibini de 3-2'lik skorla ale yenmeyi başardı ama Bursa Büyükşehir Belediyesi İdman Ocağı'nı 3-0, Sevmiksan'ı 3-1 mağlup etti ve şu anda Vakıfbank'la beraber ligin iki namağlup takımından biri konumunda Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk altısı sahadaki yerlerini alıyor. Da Silva, Prokovic, Horvat, Özge Kırtay, İpek Soroğlu, Fatma Yıldırım şeklinde sahada yer alacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ceren ve Aylin takımın liberoları. Fenerbahçe'de ise Dicle Nur Polen, Yankon Kim, Meliha, Tomkom ve Eda Erdem Dündar şeklinde sahada yer alacak. Melis ve Merve takımın liberoları. Fenerbahçe'ye baktığımızda ise onlar tek bir mağlubiyet aldılar. Onlar Eczacıbaşı Vitra'ya kendi sahalarında 3-1 mağlup oldular. Onlar da yine İdman Ocağı'nı 3-0'la geçmeyi başardılar. Beşiktaş'ı 3-0, Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti var şu anda ligde. Cengiz Gevüllü spor salonunda oynanıyor karşılaşma. Bu salonda İdman Ocağı'nı 3-0, Eczacıbaşı Vitra'yı 3-2 mağlup etmişti Bursa Büyükşehir Belediyesi. Özge ekranlarınıza geliyor. Eczacıbaşı'da oynadıktan sonra yurt dışında mücadele etti ve şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin formasını giyiyor Özge. Polonya'da Dabrova Gornica, sonrasında Azerbaycan'da Lokomotiv Bakü formaları giymişti Özge. İlk hücum Fenerbahçe'nin, kimde ilk sayıda sarı lacivertlerin olduğu. Dicle kullanacak. Ufak bir sorun var sanırım. Şu anda hakem bekletti çünkü Dicle'yi. Özge 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Bir anlamda eski takımına karşı mücadele ediyor o da. Kim son anda müdahale etti. Yeniden kime doğru? Onun plasesi müdahale geliyor. Şimdi köşeden hücum ve sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu da Silva sayı alıyor. Jose Gomez da Silva en skorer ismi durumunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve en iyi blok yapan oyuncusu. Set başına 0.76 blok ortalamasıyla oynuyor. Da Silva Meliha karşıladı. Diğer tarafta Polen paralele iyi vuruyor. Polen üstü pehlivan. Özge'nin pası ortadan hücum, sayı almayı başarıyor Prokopić. Avant
avantaj topu olacak Bursa Büyükşehir Belediyesi için. Özge, iyi bir pas gelmedi eline. Özge'nin aslında avantaj topunda harika bir plase geliyor diğer tarafta Polen'den. İçeri kaçan top, hücum şansı. Tomkun pası. Eda Erdem Dündar sayıyı alıyor. İsa Özgerli kimden? Fatma Yıldırım blokta kaldı. Fatma karşıya geçirdi. Tomkom. Eda. Eda'nın tek ayak hücum ve sayı alıyor. Eda beşik yapıyor Fenerbahçe. Mola geldi. Molayı almak durumunda kaldı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı. Ki Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Bir de servis sayısı geldi molanın hemen ardından. Kim Yeong, Kim servisi kullanacak. Yeong-Kong Kim. Polen, Tomkom köşeye doğru Meliha, blok geliyor ona. Meliha blokta kaldı. Geriden hücum, müdahale son anda geldi de Silva'dan. Biliyor rağmen sayı alıyor Fatma Yıldırım. Farkı 2'ye indirdi Bursa. Eda'dan bir sayı daha geldi. Son anda Tomkom müdahale etti. Kim pası verdi bu sefer? Polen blok altı yaptırıyor Polen. ...8-4 teknik molaya önde giriyor Fenerbahçe. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda yer alacak. San Rafael, Azerbaycan, Bakü ile beraber aynı grupta yer alıyor. Fenerbahçe
Taron ve Agali Prosteyov maçının eşleşmesini, daha doğrusu galibi de yine bu grupta olacak. Fenerbahçe ile aynı grupta olacak. Eda şimdi servis kullanıyor. Özge içeri bırakmak istedi, olmadı. Eda pası verdi. Polen topu öldüremiyor. Şimdi Da Silva. Da Silva o boşluğa bırakıyor topu. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Eczacıbaşı Vitra, Minchanka, Minsk takımını 3-1 mağlup etmeyi başardı. İkinci maçında kazanırsa Eczacıbaşı Vitra da Vakıfbank da aynı grupta yer alacak Şampiyonlar Ligi'nde. İki Türk takımı aynı grupta eşleşmiş olacak. Bir plase içeriye doğru. Topu doğrudan dışarı vuruyor orada. Dora Horvat. Tomkom, Sara Tomkom servis kullandı. Özge'nin pası. Sayı almayı başarıyor İpek Soroğlu. Servis hatası geldi sonrasında. Fark yeniden 4'e çıkıyor böylece. Meliha servis kullanacak. Fatma karşıladı. Da Silva. Tomkom müdahale ediyor. Merve'nin pası. Polen çapraza vurdu. Ve sayı almayı başarıyor Polen'le Fenerbahçe. Bloktan dönen top. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Özge servis kullanacak. Tomkom karşı alana müdahale kararı geliyor. Tomkom müdahalesi için sayı Bursa'nın olduğu. Şimdi Özge'nin pası Da Silva'ya doğru. Da Silva top içeride karar geliyor. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Tomkom pası Polen'e doğru. Onun plasesi. Bu topu karşıya geçirmeyi başardı bir şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi. Sonrasında Polen sayı almayı başarıyor Fenerbahçe adına. Antene gidiyor top. Yine Bursa'nın oldu. Servis hatası geldi. Şimdi Polen. Polen sayıyı alıyor. Fark yeniden 3'e çıktı.
Fatma karşıya geçirdi. Tom kompası verdi Eda. Müdahale Özge'den geldi. İyi çıkardı Özge. Miliha. Tom kom Eda. Bir plase daha yine Özge çıkartıyor o topu. Da Silva'ya doğru. Da Silva topu öldürüyor. Özge iki kritik kurtarış yaptı açıkçası orada. Onu çıkardı. Toplarla bu sayı geldi biraz da. Top filede kalıyor servis hatası. Fatma'ya doğru. Fatma Yıldırım. Topu çıkarmayı başardı Merve. Kim? Bloktan sekti Özge kurtardı. Aylin'in pası yeniden Fatma. Merve. Polen çevirdi. Kim? Geriden hücumu. Savunmanın müdahalesi yok diyor maçın hakemi. Merve çevirdi. Eda bloğa takılıyor Eda Erdem. 14-13 fark 1'e inince Fenerbahçe molası geldi. Farkı 1'e indirmeyi başardı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Da Silva, Gomez Da Silva servisi kullanacak Bursa'da. Jorginho Da Silva, iyi servis geldi ondan. Ve 14-14 yapıyor durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi. Meliha dublajını yaptı. Tom Kom anlaşmazlık. Kim son anda havada o müdahaleyi yapabildi ve sonrasında blok geliyor. Fatma, Fatma'nın sayısı 15-15'te yine rakibini yakaladı. Jorginho iyi hücum geliyor ondan ve 16-15 Bursa Büyükşehir Belediyesi ikinci teknik molaya önde girmeyi başarıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 4 farklı geriye düşmüştü. Oradan yavaş yavaş toparlandı. 14-14'te rakibini yakaladı ve şimdi ikinci teknik molaya 16-15 önde girmeyi başardı. Kullanacak şimdi Fatma Yıldırım. Kim karşıladı? İçeri kaçan o top. Dora sayıyı almayı başarıyor. Bursa durumu 17-15 yaptı. Bir kez daha molayı aldı. 14-13 olduğunda mola almıştı. Fenerbahçe sonrasında zaten teknik mola geldi. Ve şimdi de 17-15 olunca bir mola daha geliyor. Şimdi geriden üçün polenle blokta müdahale ama sonrasında ikinci bir müdahale gelmedi. Sayı Bursa'nın. Ha, müdahale geldi. Özge çevirdi. Joycinho karşı gönderdi. Kim? Saratomkom. Ve sonrasında polenin sayısı geliyor. Fenerbahçe adına fark yeniden bire indi. Milya servis kullanacak. Servis hatası geldi Melih'dan. Bursa avantajını sürdürüyor. Dora'ya doğru. Dora Horvat. Üçlü blok var karşısında. Bloktan top dışarı gidiyor. Sayı Bursa'nın oldu. Kime doğru? Kim çapraza vurdu? Topu dışarı vuruyor Kim. Kimin itirazı var? Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin.
21-17 fark 4. Manşet gelmedi. Kim çaprazı gönderiyor ama zor topta sayı almayı başardı Kim. Çapraz'da müdahale geldi ama yeterli olmuyor o müdahale. Ezgi'nin müdahalesi. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Kime doğru? Blokta müdahale var. Polen, Ezgi. Şimdi Polen plaseyi gönderiyor ve sayıyı alıyor Polen'le Fenerbahçe. Ezgi köşeye doğru gönderiyor ve Kim sayıyı alıyor. 22-20 yaptı Fenerbahçe. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin molası sona eriyor. Aylin karşıladı. Özge'nin pası. Joycinho çıkartıyor Polen. Şimdi kime doğru? Kim sayıyı alıyor? Fark 1'e indi. Şimdi Fatma'ya doğru, Fatma Yıldırım. Merve çıkardı o topu. Ezgi'nin pası kime doğru yeniden? Kim'de bir sayı daha. Kim Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi çok zor bir bölümden çıkardı. Kim'in üst üste aldığı sayılar Fenerbahçe'yi. Ve şimdi 22-22 eşitlik var. Polen servis kullanacak. Fatma servis karşıya geçirdi o topu. Bu sefer Eda'nın sayısı geliyor. Fileye de bir temas var zaten. Ve Fenerbahçe 23-22 öne geçti. Şimdi Joycinho. Joycinho sayıyı alıyor. 23-23. (Gülüyor)
İçeri kaçtı o top. Hücum şansı Bursa için. Jorginho kaleye vurdu. Topu dışarı vuruyor Jorginho. Fenerbahçe 24-23 yapıyor ve set sayısı olacak Fenerbahçe için. Sayı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe 25-23 seti kazanıp setlerde 1-0 öne geçiyor. İlk seti Fenerbahçe 25-23 kazanmayı başardı. İlginç bir ilk set izledik. Fenerbahçe öne geçti, farkı açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fenerbahçe'yi yakaladı. İkinci teknik bola ile beraber ikinci teknik bola sonrasında farkı açmayı da başardı. Farkı 4 sayıya kadar çıkardı hatta Bursa Büyükşehir Belediyesi, ama Fenerbahçe 22-22'de özellikle kimin sayılarıyla rakibini yakaladı ve sonrasında da 25-23 seti kazanmayı başardı. İkinci set şimdi başlayacak. Melihan'ın servisiyle başlayacak ikinci sete. Köşeye Fatma'ya doğru. Fatma savunmanın müdahalesinden top dışarı gitti. Yoktan sekti. Arkadan da müdahale geldi. Boviç'ten. Ve sonrasında Dora Horvat. Topu dışarı vurdu Dora Horvat. Sayı Fenerbahçe'nin. Aylin çıkardı. Dora çevirdi. Fatma Yıldırım. Melih çıkartıyor o topu. Tomkom yetişti. Bir plase. Kimden? Müdahale geldi. Jorginho. Polen. Şimdi yeniden Polen'e doğru. Polen içeriye bırakmak istedi. Özge çıkartıyor ama pas hatası geliyor Aylin'ten.
Özge çevirdi. Fatma Yıldırım şimdi blok out yaptırıyor Fatma. Hücum şansı Bursa için. Kimin bloğu? Bloğundan top dışarı gidiyor. Kimin? Sayı Bursa'nın oldu. Fatma burada topu bıraktı. Dışarı gideceğini anladığı anda. Joycinho çevirdi. Dora'ya doğru. Dora Horvat. Topu da oradan dışarı vuruyor. Bloğa takılıyor. Dora Horvat bu sefer de bir sayı daha Fenerbahçe adına. Savunmadan top dışarı gidiyor. Eda benden diye işaret etti. Melia İsmailoğlu sayıyı alıyor Fenerbahçe'de. Beş yapıyor Fenerbahçe. Kola müdahale etti. Eda pas veriyor. Şimdi Meliha savunmadan top dışarıda. ...8-5 teknik bola önde girdi Fenerbahçe. Bursa Büyükşehir Belediyesi karşısında. De bu şekildeydi aslında. Fenerbahçe daha iyi başlayan tarafta ilk teknik olayı değindi. Bu şekilde önde girmişti Sarı Lacivertler. Tomcom pası, Polen geriden hücum savunmadan sekiyor. Dicle, Tomcom. Bu sefer kim? Savunmanın müdahalesi yok diyor maçın hakemi. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet,
8-7 yaptı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Şimdi Meliha. Blok geliyor Meliha'ya. 8-8 yapıyor. Teknik bolanın ardından toparlandı bir kez daha Bursa Büyükşehir Belediyesi. Kim servisi kullanacak Fenerbahçe'de? Top içeride. Joycinho'nun sayısı geliyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. Dora Horvat. Dora Horvat ortadan Prokopić sayıyı aldı. 10-10'luk eşitlik var. Prokopić servis kullandı. Merve karşıladı. Şimdi Polenusu pehlivan. Polen sayı alıyor. Eda blokta müdahale etmeye çalıştı ama fileden uzakta kaldı orada Eda. Sayı Bursa'nın oldu. Joycinho son anda müdahale etti. Şimdi köşeye doğru Fatma Yıldırım. Blok altı yaptırıyor Fatma. İki takım da zaman zaman etkili hücum yapabiliyor ama manşet almakta sorun yaşadıklarını da söylemek mümkün. Servis karşılamakta iki takım içinde. 12-11 Bursa Büyükşehir Belediyesi üstünlüğü var Fenerbahçe karşısında. Güzel bir plase geldi burada. Polen servis kullanacak şimdi. Aylin karşıladı ama Joycinho Aylin'i ittirerek o topa müdahale edebildi. Joycinho müdahale etti. Özge Fatma'ya doğru dönüyor. Fatma blok geliyor Fatma Yıldırım'a. Sayı Fenerbahçe'nin oldu.
Hata geliyor. Bir servis sayısına dönüştü Fenerbahçe adına. Bu hata 14-12 yaptı Fenerbahçe. İşte Aydın burada bıraktı ama top fazlasıyla içeride. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi molası geliyor. Molası sona erdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Fenerbahçe'nin 14-12 üstünlüğü var. Melih'e karşıladı. Sonrasında Eda'nın sayısı geliyor. Joycinho sayıyı aldı. Tomcom içeriye çok güzel bırakıyor Nutsara Tomcom. İçeriye çok iyi bıraktı ve 16-13 teknik molaya önde giriyor böylece Fenerbahçe. İki takım arasında gidip geliyor sürekli set. Ama Fenerbahçe genel olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne karşı zaman zaman çok daha etkili oluyor. Biraz da bu kadro kalitesiyle alakalı aslında. Aylin karşıladı. Özge'nin pası. İpek de sayıyı alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi fark 2'ye indi. ...17-14 oldu. Kim plasesi... ...iyi yere gönderiyor Kim... ...o plaseyi ve 18-14 yapıyor Fenerbahçe... Karşıladı. Meliha blokout. Sayı Fenerbahçe'nin. Bursa Büyükşehir Belediyesi molası gelecek. Müzik.
orta dönüşümde sayıyı aldı. Mola dönüşünde Prokopić. Kim? Bloğun içerisine kaldı. Joycinho son anda müdahale etti. Özge köşeye doğru gönderiyor. Arkalarında kim çıkardı o topu? Polen. Özge'nin üzerine vurdu. Ceren pası veriyor bu sefer. Ve bloktan top dışarıda. Dora Horvat bloku out yaptırdı. Meliha bloktan seken top. Özge'nin pası şimdi Joycinho. Joycinho sayı alıyor. ...19-17 Fenerbahçe üstünlüğü var. Mola Fenerbahçe'den geldi. Fark erimeye başladı. Savunmadan top dışarıda. 20-17 yapıyor Fenerbahçe. Ortadan hücumda sayı aldı Prokopić. Fenerbahçe hala avantajını sürdürüyor tabii ki. Hücum şansı Fenerbahçe adına. Ergül Avcı sayıyı alıyor. Fenerbahçe avantajını sürdürüyor. Joycinho topu doğrudan dışarı vurdu. 22-18 oldu durum. Kim bloktan sekti. Sonrasında bir hata geliyor ve 23-18 yapıyor Fenerbahçe. ...19 İkbal oyunda. İkbal Merve Albayrak. İlbayrak düzeltelim.
Merve karşıladı onu. Polen sayıyı alıyor. 24-19, 5 set sayısı olacak. Bloktan sekti. Hong Kong yükseltti. Kime doğru? Yeon Kong Kim. Özge karşıladı o topu. Ceren müdahale etmişti. Hücum şansı şimdi. Bir anlık anlaşmazlık. Bir plase yeterli oluyor. 25-19 Fenerbahçe setlerde 2-0 önde. İlk sette Bursa Büyükşehir Belediyesi set sonunda kazanma şansı yakalayıp bunu değerlendirememişti aslında. Çok çok yaklaşmıştı. İkinci sette ise Fenerbahçe'nin dediğim gibi daha büyük bir üstünlüğü vardı. Şimdi üçüncü set başlayacak. 4 maçında kazanmayı başardı. Oynadığı 4 maçı da Bursa Büyükşehir Belediyesi ligin Vakıfbank'la beraber 2 namağlup takımından biriydi bu maça kadar. O 4 maçtan ikisini Galatasaray ve Eczacıbaşı Vitra karşısında 3-2'lik skorlarla kazanmıştı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Set başlıyor. Kime doğru? Kimin plasesi? Çok rahat bir sayı oldu. Güzel bir plase geldi ondan. Eda Polen'e doğru çevirdi. Polen, Ceren çıkardı o topu. Geriden hücum, topu doğrudan dışarı gidiyor. 2-0'la başlıyor Fenerbahçe. Köşeye Polen'e doğru, Polen blok out. Sayı Fenerbahçe'nin. Şimdi köşeden hücum. Top içeride. Dora Horvat sayı alıyor. Bursa'nın ilk sayısı oldu. (Gülüyor)
Yang Kong kimin sayısı geliyor Fenerbahçe'de? Gözler hakemde, hakem Bursa'ya verdi sayıyı. Eda'nın itirazı vardı. Evet, ayağı. Burada içeride karar geldi. Ortada hücumda sayı alıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi İrem'le. Köşeye doğru Kim. Bloktan sekti Özge. Fatma pası veriyor. Hücum şansı Meliha. Bu arada Kim'in bir sakatlığı var. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Evet, bu açıdan daha iyi göreceğiz büyük ihtimalle. Evet, yüzüne çarpıyor Kim'in. Doran'ın topu Kim'in suratına çarpmış. Tam gözüne doğru gelmiş. Yang Kong Kim'in. Gözü yaşarmış hatta. Köşeye doğru blok geldi bu sefer. Natalya blokta kaldı Fenerbahçe'de. Polen sayıyı alıyor Fenerbahçe için. Fenerbahçe yine hızlı başlamıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi biraz yaklaştı. Natalya karşıladı o topu. Eda topu da oradan dışarı vuruyor. Şimdi geriden hücum. Ceren müdahale etti. Özge'nin pası Fatma Yıldırım. Blok geliyor ona. Meliha bloğu yaptı.
Kolen. Kolen'in plasesi. Ceren yetişti o topa. Sonrasında Dora Horvat topu fileye taktı. Ortadan sayıyı alıyor Ergül'le Fenerbahçe ve 8-6 teknik gol ayeti önde giriyor Sarı Lacivertler. Özellikle iki seti kaybettikten sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi biraz o ritmini de kaybetmişe benziyor. Teknik mola sona eriyor. Fenerbahçe'nin 8-6 üstünlüğü var. 4 maçtan sadece birini kaybetti Sarı Lacivertliler. Tomcom, Mutlara Tomcom servisi kullanacak. Şimdi Fatma. İyi bir plase gelmişti ondan ama Tomcom yetişti o topa. Sonrasında da hata geliyor. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Şimdi Meliha bir hücum şansı daha olacak. Bir kez daha Meliha, bu sefer topu dışarı vuruyor Meliha. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Bir de servis sayısı geldi. Manşet hatasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi öne geçiyor böylece. Bu top çıkmıyor. Milha bu sefer sayıyı almayı başardı. Özgen'in pası, geriden hücum. Meliha karşıladı o topu. Hücum şansı olacak Bursa için yeniden. Ve blok out geliyor. İpek Soroğlu blok out'u yaptırıyor.
Polen sayı aldı. Ergül servis kullanacak. Bu top çıkmıyor. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. 11-10 yaptı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Avantaj topu Bursa için. Özge'nin pası, Dora Horvat. Blok topu yumuşattı. Tomko'nun pası şimdi Polen. Dora Horvat blokta müdahale ediyor o topa. Diğer tarafa doğru bu sefer bir plase denemesi, bu da olmadı. Natalya'nın topunu da çıkarmayı başardı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Karşılamayı başardı blokta daha doğrusu. Ve 12-10 yaptı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Bir blok sayısı daha geliyor. 13-10 yapıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ve Fenerbahçe molası geldi. Sıfır önde şu anda Fenerbahçe ve geriden gelen takımın bu üçüncü sete bir reaksiyonu mutlaka oluyor zaten. O reaksiyonu şu anda yapıyor, gösteriyor zaten Bursa Büyükşehir Belediyesi. Ama Fenerbahçe buna izin verecek mi? Polen. Fatma çıkardı. Özge. Dora'ya doğru üçlü blok var karşısında. Kim o dublajı yaptı? Şimdi yeniden Polen. Blokta yine müdahale geliyor. Bu sefer kime doğru? Kim? Çapraza vuruyor ve sayı alıyor. Kim de Fenerbahçe. Polen'den servis hatası geldi. Avantajını sürdürüyor Bursa Büyükşehir Belediyesi. Neden seken top bir şans sayısı oluyor Fenerbahçe için. Ve fark 1'e indi. Top içeride kararı, çizgi hakem içeride dedi pozisyon için. Bu sefer şans sayısı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor ve 16-13 teknik molaya önde girmeyi başarıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi. Setlerde Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü var.
iki takım arasında oynanan son 7 maçı da Fenerbahçe kazandı. ...3-2 maç kazandığını söylemiştim Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Eczacıbaşı ve Galatasaray karşısında ama... ...iki maçta da 2-0 geriden gelip kazanmadılar. Hatta Eczacıbaşı karşısında... ...2-0 öndeydiler. Sonrasında durum 2-2 oldu ve son seti 16-14 kazanarak galip ayrılmayı başardılar. Galatasaray karşısında 2-1 öne geçtiler. Dördüncü set 27-25 Galatasaray'ın oldu. 2-2 oldu. Son seti 15-10 kazanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2-3-2'lik maçla başlamıştı yani sezona Bursa. Eda servisi kullanacak şimdi. Bir anlık anlaşmazlık bu arada. Ondan sonra itirazları var. Hata olduğuna dair. Bir servis hatası geldi bu sefer. 17-16 oluyor. Farkı 1'e indirdi Fenerbahçe. Teknik molanın ardından. Tom Kom servis kullanacak şimdi. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Başnakova. Sayıyı aldı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. Melia plasesi. Fatma kurtardı o topu. Tomko'nun üzerine doğru geliyor. Fili üzerindeki mücadele. Hücum şansı Fenerbahçe adına. Melia İsmailoğlu. Melia sayıyı alıyor. Filede kaldı. Servis hatası. İçeri kaçan top. Hücum şansı Bursa için. Özge'nin pası Dora Horvat. O boşluğu çok iyi görüyor Dora Horvat. 20-17 yapıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Fenerbahçe bir kez daha molayı aldı. Servis kullandı. Merve karşıladı. Tom Kom.
İlginç bir pozisyon yaşandı. Ergül'ü düşünmemişti Tomkon büyük ihtimalle. Ergül ise bir kısa pas geleceğini düşündü orada. Bir plase içeriye. Topu çıkardı Fatma. Bloktan sekti Merve. Ezgi'nin pası. Şimdi Kim? Bloğa takılıyor Kim. Fatma servis kullandı. Meliha içeri kaçtı. Dora Horvat penaltıyı kaçırmıyor. Polen. Polen sayıyı alıyor. 23-18 oldu. Arka alanda müdahale geldi. Şimdi Yeon Kong Kim. Fatma çıkardı o topu. Özge. Dora Horvat. Blok geliyor. Eda bloğu yapıyor Dora Horvat'a. Fark 4. Büyükşehir Belediyesi molayı aldı. Seti kazanmaya çok yaklaştı ev sahibi ekip. Fatma karşıladı o topu. Mücadele yeterli değil. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 24-19 5 set sayısı. Merve karşıladı. Plase ilk set sayısını karşılıyor Fenerbahçe. Bir manşet hatası geldi. Ve Bursa Büyükşehir Belediye molası geliyor. Thank you.
Yine iyi manşet gelmedi. Hücum şansı Fenerbahçe için. Yeon Kongkim plasesi. Ceren yetişti. Geri dönüşü Fatma Yıldırım. Topu da oradan dışarı vuruyor Fatma. Bir set sayısını daha çevirmiş oldu Fenerbahçe. Polen yine servisi kullanacak. Fatma istediği gibi karşılayamadı. Gerdin hücum banda gidiyor. Bir set sayısını daha çevirdi Fenerbahçe. Hala bir set sayısı var ama. Sayı Bursa'nın oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 25-23 seti kazanıyor. Fenerbahçe'nin setlerde hala 2-1 üstünlüğü var. Format kullanılacak şampiyonu belirlemek adına. Görüyorsunuz son 2-3 yıldan bu yana 4 takımın yer aldığı final etapları oynanıyordu. Lig usulü oynanan final etapları vardı. Bu sefer playoff oynanacak. İlk 8 takımın içerisinde yer aldığı playoff maçları yapılacak. Geçtiğimiz senelerden farklı olarak yani gerçek anlamıyla bir final müsabakası olacak. Bir final serisi olacak daha doğrusu. Topu dışarı vuruyor İpek Soroğlu. 3 galibiyet alan şampiyonluğa ulaşacak final serisinde. Yani 5 maçlık bir final serisi oynanacak bu sene hem Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde hem Efeler Ligi'nde. Şimdi Polen topu fileye nişanladı. Polen. Bir üçüncülük, dördüncülük maçı da yapılacak ki burada Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan üçüncü takım belirlenecek aslında. O iki maçı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Çeyrek final ve yarı finalde yine karşılıklı iki maç üzerinden oynanacak. Sadece final serisi olacak. Daha öncekiler yani iki maçı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Eğer galibiyetler eşit olursa diğer çeyrek final, yarı final ve üçüncülük maçında üçüncü maç ancak o zaman oynanacak. Yani iki galibiyet alan taraf kazanacak. Finalde ise üç galibiyet alan taraf kazanacak. Kaptan İpek Soroğlu yine servis kullandı. Son anda o pası vermeyi başardı Özge. Zor bir pastı gerçekten de. Ve Prokop için sayısı geliyor. Sayı Fenerbahçe'nin top içeride. 3-3'lük eşitlik var. Özge'nin pası Joycinha. Bloğa takılıyor Joycinha.
Ve sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Pas hatası kararı geldi. 4-4'lük eşitlik var. Müdahale geliyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden. Joyce'in ya blokta müdahale etti. 5-4 öne geçti. Onun içerisine kalıyor Polen'in hücumu. 5-5'lik eşitlik var. Evet, Aylin'den bir hata geldi. Ceren'den bir hata geldi. Düzeltiyorum. Ceren Cihan takımın diğer liberosu Aylin Sarıoğlu değil. Ergül'den bir servis sayısı oldu böylece. Yoktan sekiyor. Köşeye Joycinha bir kez daha. Bu sefer sayı alıyor Joycinha. Kim karşıladı? Ezgi'nin pası. Şimdi Yeong Kong Kim. Topu dışarı vuruyor Kim. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin. Joycinha bir plase denedi. Ezgi çıkardı. Merve'nin pası. Polenin su pehlivan. Dora Horvat çıkartıyor. Özge'nin pası. Şimdi Fatma Yıldırım bloktan sekiyor. Hücum şansı. Meliha içeriye bıraktı topu. Eda Erdem düzeltiyorum. Topu içeriye bırakıyor Eda. 8-7 Fenerbahçe teknik molaya önde giriyor. Teknik molaya 8-7 önde girdi. Fenerbahçe başa baş mücadele devam ediyor. Şimdi Fatma Yıldırım. Fatma Yıldırım sayıyı alıyor. Thank you.
Dana Prokopić servis kullanacak. Ve servis sayısı geliyor ondan. 8-8'lik eşitlik var. Özge'nin üzerine doğru geldi. Şimdi Joycinha blok altı yaptırıyor. Kimin bloğundan top dışarıda. Köşeye kime doğru? Kim? Fatma çıkartamadı. Joycinha bloğun arasına sekti Merve. Ezgi'nin pası. Natalya. Natalya sayıyı alıyor. Şimdi Fatma Yıldırım. Merve çıkardı. Ezgi Natalya içeri bırakmak istedi. Hücum şansı. Geriden bir plase geldi. Ama müdahale geliyor Merve'den. Sonrasında Polenusu pehlivan sayıyı alıyor Fenerbahçe'de. Joycinha şimdi servis kullanacak. Merve karşıladı. Ve Eda sayıyı alıyor. 12-11 Fenerbahçe önde. Kalede dönüyor İpek Soroğlu. Kaptan İpek Soroğlu sayıyı aldı. ...12-12'lik eşitlik var dördüncü sette. Özge pası verdi. Top içeride. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Dora Horvat sayıyı alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. Bloktan sekti. Fatma kurtardı o topu. Horvat'a doğru. Dora Horvat blok altı yaptırdı. Çok akıllıca bir müdahale Dora Horvat'tan. ...11-13
15-13 Bursa Büyükşehir Belediye üstünlüğü var. İpek Soroğlu servis kullanacak. Top içeride sayı Fenerbahçe'nin. Servis hatası geldi. 16-14 teknik molaya önde girmeyi başarıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi. ...16-14 önemli bir avantaja sahip Bursa Büyükşehir Belediyesi. Maçı final setine taşıyabilir. Kimin bloğu ekranlardaydı? Merve karşıladı Ezgi'nin pası. Polen plasesi. Dora Horvat müdahale etti Fatma. Joycinia bloktan sekiyor. Natalya çıkardı o topu. Yeon Kongkim, Dora Horvat çıkartıyor. Özge'nin pası. Şimdi Fatma Yıldırım. Merve'nin üzerine gitti o top. Ezgi. Yeon Kongkim, Özge müdahale etti. Joycinia'nın pası. Dora Horvat'ın plasesi. Bu topu da çıkarmayı başarıyor Fenerbahçe. Hücum şansı Bursa Büyükşehir Belediyesi için. Özge'den bir pas hatası geliyor. ...16-16'lık eşitlik var. Joycinia blokta kaldı. Eda ile Polen yanlış taraflarda kaldılar. Toparlanamadılar sonrasında. Dora Horvat servis kullanacak. Yeon Kongkim topu dışarı vuruyor. Yeon Kongkim 18-16 yapıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi. Eda sayı alıyor. Özge'nin vücuduna doğru geldi. Yoktan sekti. Hücum şansı Fenerbahçe için.
Şimdi Kim üçlü blok karşısında bir kez daha dışarı vuruyor. Yeon Kong Kim. Bir hücum hatası daha geldi ondan. Sayı Fenerbahçe'nin olduğu, bu topu çıkartamadı Bursa Büyükşehir Belediyesi. Joycinha, Yeon Kong Kim müdahale etti. Tom Kong'un pası. Natalya ve blok geliyor Natalya'ya. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 20-18 oldu. Mola geldi Fenerbahçe'den. 20-18'e giriyor setin son bölümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi. Merve servisi kullanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde kimin üzerine doğru kullandı? Natalya bloktan sekti. Hücum şansı olacak bir kez daha. Bu sefer Eda sayıyı alıyor. Bu sefer Bursa Büyükşehir Belediyesi molayı aldı. Eda servis kullandı. Özge'nin pası Fatma. Blokta müdahale geldi ona. Fatma bu sefer doğrudan fileye nişanlıyor o topu. Bir plase içeriye. O topu çıkarmayı başardı Tom Kong. Ama sonrasında Natalya'nın hatası geliyor. Evet.
Bloktan top dışarıda. Sayı Fenerbahçe'nin. Bir manşet hatası, 23-21 yapıyor Fenerbahçe. Bursa Büyükşehir Belediyesi ikinci mola hakkını kullandı. Fenerbahçe önemli bir avantaja sahip. Şimdi Joycinha kim çıkarttı o topu? Dora Horvat dönen topta hiç beklemeden sayı alıyor Dora Horvat. ...23-22... İpek Soroğlu servis kullandı. Bir plase içeriye doğru, İpek karşıladı o topu. Köşede Dora Horvat, bloktan sekti Fatma. Özge, Joycinha blok geliyor. Ergül ve Natalya bloğu yaptı. ...24-22 iki maç sayısı. Şimdi Yeonkong Kim topu dışarı vuruyor, maç sayısını kaçırıyor Fenerbahçe. Ve bir sarı kart çıktı. Fenerbahçe molası geldi. Bir maç sayısı daha var Fenerbahçe için. Özge servisi kullanıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. Yeonkong Kim bloktan sekti. Fatma müdahale etti. Ceren çeviriyor. Ve hata geliyor sonrasında. Bu zor topta hata geliyor. Ve Fenerbahçe seti 25-23, maçı da 3-1 kazanmayı başarıyor. Dora Horvat'ın hatası Fenerbahçe'ye maç sayısını getirdi. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyesi bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve sadece Vakıfbank kaldı bu sezon.
mağlubiyeti almayan tek takım olarak ki Vakıfbank da bu hafta maçını yarın oynayacak. Yarın Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Vakıfbank. Saat 15'te Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki ilk maçında o maçta NTV Spor ekranlarından nakden yayınlanacak. Bunu da hatırlatalım. Fenerbahçe Bursa Büyükşehir Belediyesi 3-1 yenerek rakibinin namağlubiyetini sona erdirmiş oluyor. Yenilmezlik serisini sona erdirmiş oluyor Sarı Lacivertler. Yayınımız da böylece sona eriyor NTV Spor ekranlarında. Ben Gökhan Çetinbaş. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.